Kibrit patates nasıl yapılır? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün atıştırmalıkların en sevilenlerinden biri olan kibrit patates tarifini sizlerle paylaşacağım. Kibrit patates incecik ve çıtır çıtır dokusuyla herkesin beğenisini kazanan bir lezzettir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir atıştırmalık olan kibrit patates aynı zamanda yemeklerin yanında da muhteşem bir garnitür olarak sunulabilir. Hazırsanız kibrit patates yapımının tüm püf noktalarını ve inceliklerini birlikte keşfedelim. Kibrit patates yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler oldukça basit ancak doğru yöntemle hazırlandığına sonuç mükemmel oluyor. İşte ihtiyacımız olan malzemeler... 4 adet orta boyu patates, 1 litre su, patatesleri yıkamak için, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat isteğe bağlı çatırlık için, kızartmak için sıvı yağ, servis için tuz ve baharatlar tabi isteğe bağlı bunlar. Kibrit patateslerin ince ve uzun olması onların daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle ki patateslerin doğranma şekli oldukça önemlidir. İlk olarak patatesleri soyun ve bol su ile yıkayın. Ardından patatesleri ince ve uzun kibrit çubuğu şeklinde doğrayın. Bunu yaparken dilimlerin mümkün olduğunca eşit olmasına dikkat edin. Böylece hepsi aynı anda ve eşit şekilde pişer. Doğranmış patatesleri geniş bir kaseye alın ve üzerine geçecek kadar su ekleyin. Bu işlem patateslerin fazla nişastasını giderme yardımcı olacak ve daha çıtır olmasını sağlayacaktır. Patatesleri suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Eğer patateslerin ekstra çıtır olmasını istiyorsanız yıkama suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonat patateslerin yüzeyinin daha pürüzlü olmasını sağlayarak çıtırlık katacaktır. Bekleme süresi dolduktan sonra patatesleri süzgeç yardımıyla süzün ve temiz bir mutfak havlusu ya da kağıt havlu üzerinde iyice kurulayın. Patateslerin tamamen kuru olması kızartma esnasında yağın sıçramasını önler ve daha iyi kızarmalarını sağlar. Şimdi sıra patatesleri kızartmaya geldi. Kızartma işlemi doğru yağ sıcaklığında ve sürede yapılırsa patatesleriniz altın renginli ve çıtır çıtır olacaktır. Derin bir kızartma tenceresine veya geniş bir tavaya yeteri kadar sıvı yağ ekleyin ve orta ateşte yağı ısıtın. Yağın sıcaklığını kontrol etmek için bir adet patates dilimini yağ atabilirsiniz. Eğer patates hemen köpüklenip yüzeye çıkıyorsa yağ yeterince ısınmış demektir. Patatesleri dikkatlice yağ ekleyin. Ancak yağa fazla miktarda patates eklememeye özen gösterin. Aksi takdirde yağın sıcaklığı düşer ve patatesler çıtır çıtır olmaz. Patatesleri ara ara karıştırarak her tarafın eşit şekilde kızarmasını sağlayın. Patateslerin altın sarısı bir renk almasını bekleyin. Bu süreç patateslerin kalınlığına ve yağın sıcaklığına bağlı olarak 5-7 dakika sürebilir. Patatesler istediğiniz çıtırlık seviyesine geldiğinde delikli bir kepçe yardımıyla fazla yağını süzdürerek bir kağıt havlu serili tabağa alın. Kibrit patateslerimiz kızardı ve hazır. Şimdi onları lezzetlendirme ve sunma zamanı. Patatesleri kızarttıktan hemen sonra henüz sıcakken üzerlerine tuz serpin. Dilerseniz patateslerin üzerine kekik, pul biber veya sarımsak tuzu gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bu patatesleri ekstra bir lezzet katacaktır. Kibrit patatesleri sıcak olarak servis edin. Yanında ketçap, mayonez veya yoğurtlu soslarla sunarak lezzetli bir atıştırmalık veya garnitür hazırlayabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Kibrit patates tarifimiz adım adım uyguladık ve çıtır çıtır lezzetli bir atıştırmalık hazırladık. Umarım bu tarif evde kolayca uygulayabileceğiniz ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir lezzet olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve katıl butonu aracılığıyla kanalıma üye olmayı unutmayın. Bu şekilde hem bana destek olmuş olursunuz hem de daha fazla tarif ve içerik üretmemize yardımcı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve afiyetle kalın.